Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda çemberde uzunluk konusunun konu anlatımında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani çemberde uzunluk 4. videodayız. Sayfa olarak kaçtayız? Bizim pdf'imizde sayfa 140'tayız. Şu kuvvet yardımıyla çemberde uzunluktan bahsedeceğiz. Arkadaşlar tekrar söyleyeyim. Çemberde uzunluk sorularını çözmek istiyorsak ilk etapta dik üçgen yardımıyla çözülebiliyor mu çözülemiyor mu ona bakacağız. Anahtar kelimelerimiz vardı tekrar etmeyeyim isterseniz. İkinci olarak ne yapacağız? Kuvvet yardımıyla. Var mı yok mu? Kuvvet müfredattan kaldırıldı ama bilmenizde fayda var isterseniz ve direkt benzerliğe de geçebilirsiniz size kalmış. Zaten buradaki kuvvetteki ifselerin hepsi e, şeyde ispatlanacak. Biraz sonra aynı videoda anlatacağım arkadaşlar benzerlik yardımıyla. Aynı videoda anlatacağım bir 10 5 dakika sonra falan oraya geçeceğim büyük ihtimalle. Burada bunların hepsinin ispatını yapacağım zaten size. Tamam mı? İç, çarp, e, iç kuvvetin dış kuvvetin ispatları hep çıkacak arkadaşlar. Kendiliğinden çıkacak benzerlikten. Neyse. E, iç kuvvet dediğim şey. iki kiriş içeride kesişiyorsa arkadaşlar. iki kiriş içeride kestiği zaman karşılıklı çarpımları birbirine eşittir. Yani A çarpı B, C çarpı D'ye eşittir. Tamam e, Birinci kuralımız bu. İkinci kuralımız da dış kuvvet. Kirişler daha doğrusu kesenler dışarıda kesir değil mi? Kirişler içeride kesir. Ee, i̇ki tane kesen doğrusu olduğu zaman dışarıda kesen kesen doğrusu olduğu zaman arkadaşlar, çembere ilk değdiği yerden son değdiği yere, ilk değdiği yerden son değdiği yere çarpımları birbirine eşittir. Yani A çarpı A artı B, C çarpı C artı D'ye eşittir. Yalnız burada dikkat edin, bazen şöyle bir şeylerle de karşılaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir çember var mesela, böyle geldi, böyle geldi, merkeze kadar geldi. Burası R atıyorum, burası A, burası C, burası da D diyecek olursak arkadaşlar, şu çarpı tamamı bu çarpı buraya kadar kısmı diyorsunuz hayır. Çembere ilk dediği yerden son dediği yere kadar götüreceksiniz yani burada da yarı çap çiziminde yapıp tamamına kadar götürmeyi de unutmayın arkadaşlar, tamam mı? Evet neyse C dış kuvvette neymiş arkadaşlar, çembere ilk dediği yerden son dediği yere, ilk dediği yerden son dediği yere çarpımları birbirine eşit. Ha bu teğet olduğunda da geçerli. E, bu sefer teğet olduğunda da x'in karesi şu A çarpı A artı B'ye eşittir arkadaşlar. Aslında temel mantık aynı. Niye? Hocam çembere ilk dediği yerde X son dediği yerde X teğet olduğu için değil mi? Yani X çarpı X eşittir A çarpı A artı B diyebiliriz arkadaşlar. Bilmekte fayda var. Çünkü bazı soruları çok da kolay bir şekilde yaptırıyor. İç kuvvet dış kuvvet bir de dış kuvvetin şu teğet olduğundaki kuvvet ee, teğet olduğundaki durumu var arkadaşlar. O da X'in karesi A çarpı A artı B'ye eşit oluyor. Hadi bakalım sorulara. Sorulara bak, sorulara bakalım. Sorular üzerinde gidelim arkadaşlar. Burada şöyle bir soru yazmışım ilk. Ee, birinci sorum şu olmuş arkadaşlar. Burada güzel bir şeyden bahsedeceğim. AB kiriş. Şu AB kirişmiş. C elemanı AB. AB doğrusunun üstünde bir C var. CB 2 ve 8 birim verilmiş olduğuna göre C noktasından geçen en kısa kirişin uzunluğu nedir? Bir kere en uzun kiriş nedir arkadaşlar? En uzun kiriş. C'den geçen en uzun kiriş isteniliyorsa o nedir? Kesinlikle ama kesinlikle çaptır. Çemberdeki en uzun kiriş çaptır. Ama bizden en kısası isteniyor. Yani şöyle bir kiriş arkadaşlar. Acaba bu mu? Ya da acaba şu mu? Bu çapa yaklaştı daha da büyüdü. Acaba bu mu? Sanki git git git, git daha da küçüldü bak değil mi? Ama böyle yaparsam sanki git gide daha da büyüyor şöyle yaparsam. Değil mi? O özelliği nereden şey yapacağız? Mesela şuradaki olsun arkadaşlar. Mesela şuradaki olsun. Ya da tam olarak şöyle olsun. Ee, en kısa kiriş şu olsun mesela arkadaşlar. Ben şuraya bir A buraya da B diyecek olursam aslında bir matematik sorusu. En kısa kiriş arkadaşlar bakın. Soru şu. Ee, A ve B bizden ne isteniyor? A artı B nedir diye soruluyor. Hatta A artı B'nin en küçük değeri nedir diye soruluyor. E burada kuvvet yok mu? Bu var. A çarpı B 2 çarpı 8'e eşittir. A çarpı B eşittir 2 çarpı 8'den. Yani 16 yaptı. Soru matematik sorusu bakın A çarpı B 16 iken A artı B'nin en az değeri nedir diye soruluyor bize. Hani birbirine en yakın sayılar seçme en uzak sayılar seçme birbirine en yakın sayıları seçtiğimiz zaman 4 çarpı 4 16 yapıyor. Bu toplamı en küçük bulmaz mıyız matematikten biliyorsunuz bak uza uzağını seçseniz 16'ya 1 seçseniz 16 artı 1 daha da büyüyor arkadaşlar. Birbirine en yakını seçtiğimiz zaman yani 4'ü e 4 seçtiğimiz zaman hem çarpımları 16 yapıyor hem de toplamları en küçük değer yapıyor arkadaşlar. Evet C noktasından geçen en kısa kirişin uzunluğu ne olur o zaman 8 yapar. Aynı zamanda bir matematik sorusu. Ha, ama bu sorudan bir sonuç çıkarttık. E, sonucumuz şu arkadaşlar. Bir C noktasından geçen en kısa kiriş nedir? Böyle iki eşit parçaya ayrılan o nokta tam orta noktası olursa en kısa kiriş olur arkadaşlar. Bunu da sakın ama sakın unutmayın. Tamam mı? Evet geldik şu soruya. Hocam x soruluyor da hocam tamam bak dış teğet var burada x'in karesi bu çarpı tamamı. Tamam eyvallah bunu kullanacağım ama şurası da yok. Bu, bu, ve bu. Yani iki bilinmeyen olduğu için direkt onu uygulayamıyorum. Bak içeride de şu doğrular kesmiş değil mi? Daha doğrusu şu kirişler kesişmiş içeride. O zaman bir iç kuvvet yapabilirim. Şu ikisinin çarpımı yani y çarpı 2 eşittir. Şu x'in çarpımı karşılıklı çarpımları. 8 bölü 3 çarpı 3. Bölü 3'ler gitti. 2'ye eşittir 8 ise y'yi buradan kaç buluruz arkadaşlar? y'yi 4 buluruz. Evet y'yi 4 bulduk. Şimdi sıra nerede? x'te. x teğet olduğu için de dış kuvvet yok mu arkadaşlar burada? Var. x'in karesi eşittir. Bu çarpı tamamı. Yazalım. x'in karesi eşittir. 2 çarpı tamamı. 2 çarpı tamamı kaç yapıyor? 2. 4 daha 6. 2 daha 8. 2 çarpı 8 yaptı. O da 16 yaptı. X kare 16 ise X'i de buradan kaç buluruz arkadaşlar? 4 diye buluruz. Cevabımız böylelikle 4 çıktı arkadaşlar. Geldik bu soruya. A çok kolay hocam. AB'yi kaç vermiş? 9 vermiş. Tamam. Ee, bizden ne isteniyor? AC uzunluğu isteniyor. Yani x x dersem X kare isteniyor arkadaşlar. Pardon 2X isteniyor bizden. Çok kolay hocam. Ne var bunda? Bu çarpı bu. Dış kuvvet var burada. Değil mi? Yarım çember de verirse hiç fark etmez. Çünkü çembere ilk dediği ve son dediği yerler, çember üzerindeki noktalar. Çembere tamamlasanız bile aynı sonuç olduğunu görüyorsunuz zaten. Ama hocam şurayı bulmuyorum ben. Şurayı bilmiyorum. Şurayı bilmem lazım. Demek ki soruda ilk önce neyi bul diyor sana. Orayı bul diyor. Hadi bakalım bulalım orayı. Nasıl bulabilirim? Şu eşitliği kullanmam lazım. Çap da verilmiş burada. Ne yapabiliriz? Hocam merkez var, kiriş var. Çektik yapsak. E bu kiriş uzunluğu yok kardeşim. Uzunluk olarak olmadığı için bir işime yarıyor mu? Yaramıyor. Sildim. Hocam şu eşitliği kullanmam lazım. Ya da şuradan merkez var, keriş var çektik. Hocam bu uzunlukta yok ki. AA A dediniz hadi. Ne olacak ondan sonra? Değil mi? O da sıkıntı gibi duruyor. Başka ne yapabilirim? Şu çapı kullanmam lazım. A, çap. Bak. Dikkat edin. Açı sorularında bile bu türde bir soru gelebilir. O yüzden ben burada yazdım. Hem açı açıya e, gönderme de yaptım aslında burada. Arkadaşlar bakın ne var burada? Ne var? Şu eşitliği kullanmam lazım. Bu çap ya. Ya, insanın aklına bazen şu da gelebiliyor. Çapı gören çevre açı 90 derece yapsak hocam. Bu 90 derece olsa. Ama özel bir durum çıkmadı. Ama bakın şunu şöyle çizersek. Hop şöyle çapı gören çevre açı 90 derece. Aa hocam bu hem dik hem de kenar ortay. Nasıl bir üçgen oldu arkadaşlar bu? İkiz kenar. Yani şu parçayla şu parça birbirine eşit oldu arkadaşlar. Yani buraya ne kaldı? 7 kaldı. Zaten benim için de bu önemliydi arkadaşlar. Şimdi artık kuvveti uygulayabilirim. Bu çarpı bu. Şu çarpı tamamıydı. Yani x çarpı 2x eşittir. 2 çarpı tamamı. Tamamı da 9 zaten. 2 çarpı 9. 2'ler nanay oldu. x kare eşittir 9 x de buradan kaç buluruz? 3 olarak buluruz arkadaşlar. Evet bu sorumuzun cevabı da ac uzunluğu isteniyor. Ac uzunluğu isteniyormuş. İyi ki okuduk soruyu. 2x isteniyor arkadaşlar bizden. 2x istenildiği için cevabımız da kaç yapar? 6 yapar. Evet kuvvet bu şekilde arkadaşlar. Şimdi geldik şuraya. Daha öncesinde de söyledim. Biz üçgende bile uzunluk bulurken nereden buluyorduk? Ya dik üçgenden ya da benzerlikten. Böyle özel durumlar verilmezse çemberde de aynı şekilde uzunluk isteniyorsa ya dik üçgenden bulacaksın ya benzerlikten. Araya bir de şeyi sıkıştır. Ne derler ona? Ee, kuvveti sıkıştır. Zaten kuvveti fark edemezsen bile e, ne yapacaksın kardeşim? Kuvveti fark edemezsen bile şeyden yapacaksın bu işi. Ee, ne derler? Benzerlikten yapacaksın. Şimdi bakın kuvvetteki verdiğim, kuvvetteki verdiğim özelliklerin hepsinin ispatı bakın şurada halledeceğiz arkadaşlar bunu. Evet mesela şu. Çemberde benzerlik yardımıyla bir kere benzerlik. Benzerlik için ne yapmak lazım biliyor musunuz? Çemberde hangi benzerlik vardır büyük ihtimalle? Tabii ki açı 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 vardır. Niye? İşte aynı yayı gören çevre açılar, teğet işte giriş açılar olunca böyle açıya dalmalar falan filan. Açılara daldığınız zaman açı 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 benzerliği karşınıza çıkacaktır büyük ihtimalle arkadaşlar. Tamam mı? Sen dik üçgenden soruyu yapamıyorsan kuvvet, kuvvetten de yapamıyorsan benzerlik. Benzerlik içinde neye dalman lazım? Açıya dalman lazım. Bunu sakın ama sakın unutma. Tamam mı? Evet mesela şu kuvvette şu A çarp B C çarp D eşit ya şimdi bunun ispatını yapacağım. Bakın şu çizgileri çizecek olursak ki size yardımcı olmak için daha öncesinden çizdim zaten ben bunları çizdirdim daha doğrusu. Bakın arkadaşlar ben buraya alfa dersem gördüğü ya 2 alfa açıya dalın mutlaka mutlaka dalın. 2 alfaysa burası da alfa yaptı mı? Yaptı. Aynı şekilde buraya beta dersem şuraya beta dersem beta ise gördüğü ya 2 beta o zaman burası da beta oldu mu? Oldu. Hocam şu açılarda birbirine eşit. Aa hocam bakın ne oldu? Şu üçgenle şu üçgen açı açı açıdan benzer oldu. Bütün açılar birbirine eşit oldu. O zaman aynı açının karşısındaki doğru anlayacağım. Buraya da yazmışım zaten arkadaşlar. E, e A C ile E D B açısı üçgeni nedir arkadaşlar burada? Benzerdir. Aynı açının karşısındaki oranı anlayacağım. Alfanın karşısı A'nın. Buradaki alfanın karşısı C'ye oranı. Eşittir. Beta'nın karşısı D'nin. Beta'nın karşısı B'ye oranı. Durdum. İçler dışlar yapınca, içler dışlar yapınca A çarpı B, C çarpı D geliyor mu? Geliyor. Bak iç kuvvetin ispatı. Devam edelim. Şurada uzunluk X olsun, bu uzunlukta Y olsun. Tamam mı? Çünkü X ile Y arasındaki ilişki de sorulabilir. Tamam. Hocam benzerliğe gerek yok. Ben kuvveti biliyorsam bunu yapabilirim. Evet yapabilirsin ama A, B ve C ve D arasındaki ilişkiyi yapabilirsin. Ya X ile Y arasındaki ilişki sorulursa ne yapacaksın? İşte o zaman benzerliğe dalman gerekecek. O zaman buradaki çift çizginin karşısı X'in çift çizginin karşısı Y'ye oranında kullanmayı yapacağız arkadaş. Bunu sakın ama sakın unutma. Geldik şuraya. Ne diyordu? Hop 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 hop. A çarpı A artı B. C çarpı C artı D eşittir. Dış kuvvetten. Hadi bunu ispatlayalım. Ne yapmak lazımdı? Tamam hocam. A, B, C, D arasındaki ilişkiyi biliyorum. Ya bana X ile isterseniz siyah kalemle yazayım. X ile Y arasındaki ilişki sorulursa ne yapacağız? İşte orada açıya dalacaksın kardeşim. Bak. Bak. Açıya da alacaksın. Mesela çemberdeki açıya. Benim için önemli olan açılar neydi? Merkez açı, çevre açı, teğet kiriş açı. Başka da bir açı beni ilgilendirmiyor. O zaman burada bir çevre açı var. Alfa dersem. Gördüğü ya iki alfa diyebilirim ama bence gerek yok artık. Çünkü niye? Şurada bir dörtgen yok mu arkadaşlar? Şurada bir dörtgen yok mu? Şu dörtgende kirişler dörtgeni olduğu için karşılıklı açılar toplamı 180. Yani burası 180. Eksi alfa oldu. Aa, burası da alfa oldu. Peki şuraya beta dersen burası da 180 eksi beta yani burası beta oldu. Şu açıda ortak. Dikkat eder misiniz ne oldu? Şu üçgenin açıları alfa beta karaladım. Büyük üçgenin açıları da alfa beta karaladım. Dolayısıyla küçük üçgenle büyük üçgen gerçekten ABD üçgeniyle AED AED de yazmışım buraya ama AEC olacak arkadaşlar burası. Dikkat edin. Şurası C olacak. AEC üçgeni ne olmak zorunda? Benzer olmak zorunda arkadaşlar. Benzer oldu daha doğrusu. Aynı açının karşısındakileri oranlayalım. Mesela burada e, alfanın karşısı C'nin öbüründe alfanın karşısı büyüğünde alfanın karşısı A artı B'ye. C bölü A artı B eşittir. Betanın karşısı A'nın büyüğünde betanın karşısı C artı D'ye. A bölü C artı D. Bakın dikkat edin burada duralım. E, A çarpı A artı B işler dışlar yapınca A çarpı A artı B C çarpı C artı D eşit oldu. Kuvvetin ispatı çıkmış oldu. E devam edelim şimdi benzerliğe. Karalım karşısı x bölü karalım karşısı y'yi de benzerliğe artık katabiliriz arkadaşlar. Evet. O zaman ne oldu? Şöyle bir şey karşımıza çıktı. Yani üçgende benzerlik bunu ezberleyin demiyorum. Bu şekilde hamle yapıp benzerliği şey yapacaksınız. Geldik şuraya. Benzerlik. Arkadaşlar şunu hatırlıyor musunuz? Bunu göstermeden önce şöyle bir şey diyeyim. Eee. Kalıp 2 vardı hatırlar mısınız? Kalıp 1 alfabetaydı. Kalıp 2 de şuydu. Birer açılara eşit olan üçgenlerde ne yapıyorduk? Ortak açı bakıyorduk değil mi? Nokta karadığım 3. açı çift çizgiyse nokta karadığım 3. açıda çift çizgi oluyordu. Hatırladınız mı? Hatırladınız. Hatırlamadıysanız da şimdi hatırlayacaksınız zaten. E, arkadaşlar burada ne yapmam gerekiyor? Biz bunu biliyoruz. X kare eşittir. A çarpı A artı V olduğunu biliyoruz. Hocam gerek yok ki kuvveti ben biliyorum. Buna gerek var mı? Var kardeşim. Niye var? Ya burada M ve N arasındaki ilişki sana sorulursa ne yapacaksın? Değil mi? Şuraya M diyeyim. Şuraya da N diyeyim. Şu ikisinin arasındaki ilişki sorulduğu zaman işte o zaman benzerliğe ihtiyacım var. Bizim için önemli olan neydi? Çevre açı, teğet kiriş açı. Özellikle teğet kiriş açı çok önemliydi arkadaşlar. O zaman şuradan başlasak daha iyi olur. Ben buraya alfa dersem gördüğü yay 2 alfa. 2 alfaysa burası da alfa oldu mu? Oldu. Şu 2 alfayı sileyim. Aa hocam bir açıları eşit olan üçgenler var burada. Hemen üçgenleri belirleyeyim. Bak şu üçgen ile gördünüz mü? Şu üçgen ile büyük üçgende şöyle şu üçgen ile büyük üçgende ne oldu arkadaşlar? Bütün açılar birer açılar eşit. Ortak açı neresi? Burası. O zaman alfa karaladığım üçüncü açı çift çizgi dersem alfa karaladığım üçüncü açı çift çizgi ki biz bununla ilgili çok soru çözdük zaten. Dikkat edin gerçekten de ABD açısı üçgeniyle ABD üçgeniyle bu üçgenle büyük üçgen ACB üçgeni gerçekten de ne oldu arkadaşlar? Benzer oldu. E biz benzerliği yakalayınca aynı açının karşısındaki oranını oranlıyorduk. Alfanın karşı A'nın alfanın karşısı büyükte X oranı. A bölü X eşittir. Çift çizginin karşısı x'in çift çizginin karşısı a artı b'yi oranı büyükte. dur. İçler dışlar x kare eşittir işte, a çarpı a artı b geldi mi? Geldi. Bak kuvvetin ispatını yaptık yine arkadaşlar. Devam et. M ve n arasındaki ilişki sorulursa da bu benzerlikten yine karalım açının karşısı m'nin karalım açının karşısı büyük üçgende de n'yi orana deyip bu m ve n'yi de olaya sokabiliriz. Dahil edebiliriz arkadaşlar. Evet olay bu. Temel mantık bu. Bunu kavradıysan sıkıntı yaşamazsın. Ne yapacaksın? Açıya dalacaksın. Baktın dik üçgen. Dik üçgenden çıkmıyorsa kuvvet. Kuvvetten de çıkmıyorsa benzerlik. Benzerlik için ne yapman lazım? Açıya dalman lazım. %99.9 açı 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 benzerliği vardır. Bu dediğimi de unutma. Açıya dal büyük ihtimalle fark edersin soruyu. Mesela şu soru. Arkadaş a hocam kuvvet. Şunun karesi bu çarpı tamam. Tüh ya yapamıyoruz değil mi? Ne burası var ne şurası var arkadaşlar. İki bilinmeyen var. O zaman mecbur. Dik üçgenden yapamıyorum. Kuvvetten de yapamıyorum. O zaman ne yapıyorum? Hemen açıya dalacağım ki benzerlik var mı yok mu diye bakacağım. Şuraya baktığım zaman teğet kiriş açı benim için çok önemli. Çünkü beni ilgilendiren açı ya merkez açı ya çevre açı ya teğet kiriş açı. Özellikle teğetlik varsa teğet kiriş açı bizim için çok önemli. Peki şuraya başladım. Alfa dedim. Alfaysa teğet kiriş açıdan gördüğü yer 2 alfa oldu. 2 alfaysa bakın burada da çevre açı. Aha da birer açılara eşit oldu. Şu iki alfayı sileyim. Evet birer açılara eşit olan üçgenler var. Şu üçgenle büyük üçgende birer açılara eşit. Ortak açı neresi kardeşim? Aha da burası ortak açı. O zaman alfa karaladığım üçüncü açı çift çizgi ise alfa karaladığım üçüncü açı büyük üçgende de çift çizgi olmak zorunda. Alfanın karşısı 4 bölü alfanın karşısı y maalesef bilinmiyor arkadaşlar. Benzerlik çıkmadı. Çift çizginin karşısı y bölü çift çizginin karşısı x artı 4 çıkmadı. Ama karadım açının karşısı üçgen, karadım açının karşısı 6 oldu. Oo süper. Kafadan yapabiliriz. Benzerlik oranı 1'e 2 çıktı. Karadım açının karşısı üçgen 6 olduysa alfanın karşısı 4 iken alfanın karşısı kaç olur? 8 olur. Çift çizginin karşısı 8 ise çift çizginin karşısı kaç olur? 1'e 2 orandan dolayı 16 olur. Çünkü 1'e 2 olan benzerlikler de kafadan yapmak daha mantıklıydı. E bunun tamamı 16 ise buraya kaç kaldı o zaman? 12 kaldı. Yani x'i buradan 12 buluruz arkadaşlar. Evet bu sorumuzun cevabı da 12 çıktı sevgili gençler. Evet sayfa 141'deki bu soru. Geldik bir sonraki soruya. Aha hocam kuvvet var ne var bunda? Bu çarpı bu bu çarpı bu. E buraya x buraya y dersek iki bilinmeyen var. Hadi kuvvetten bul bakayım. Bulamıyoruz değil mi? O zaman başka bir şey deneyeceğiz. Baktık soruya dik üçgenden çıkmıyor. Anahtar kelimeleri kullanamıyoruz. Merkez giriş çektik. Merkez teğet çektik. Kullanamıyoruz. O zaman ne bakıyoruz? Kuvvet. Kuvvet de uygulamadık. O zaman ne yapıyoruz? Benzerlik. Benzerlik için açıya dalacağız. Hocam açı. Buradaki açı çevre açı. Alfa. Burada bir dörtgen var zaten. Hemen karşısındaki 180 eksi alfadır. O zaman burası da alfa olur. Hocam buraya beta dersem burası 180 eksi beta. O zaman burası da beta olur. Şu açı da hepsinde ortak zaten. Yani şu üçgen ile büyük üçgen ne oldu? Benzer. Ee, o zaman aynı açının karşısındakileri oranlayalım. Hocam direkt benzerlik var. Bak karaladığım açının karşısı 2 iken karaladığım açının karşısı 6. Yine kolay bir benzerlik var. Kaç kat? 3 kat. Ya siz şöyle yapabilirsiniz. Hocam 2 bölü 6 yaz bakalım 2 bölü 6'yı. Ondan sonra alfanın karşısı 3 bölü alfanın karşısı buraya x dersin. x artı 5 dersin. Sen de kardeşim. Beni ilgilendirmez. Sonra aynı şekilde betanın karşısındakilerden de yola çıkıp direkt şuradaki y'yi de bulabilirsiniz. Ama burada kolay. 2 iken 6 olmuş. 3 kat var. Alfanın karşısı üçgen. Alfanın karşısı 3 kattan dolayı 9 olur. X'i buradan 4 buluruz. Betanın karşısı 4 ise artık betanın karşısını bulduk. Betanın karşısı da 3 kat olduğu için 12 olur. Y'yi de 9 bulursun burada. Evet x'i 4 bulduk. Y'yi 9 bulduk. Bizden AD uzunluğu artı EB'nin uzunluğu. Yani x artı y isteniyor. 4 artı EB'nin uzunluğu da 9 toplayınca 13 yapar arkadaşlar. Evet böylelikle cevabı 13 bulduk. Geldik şu soruya. Bak dik üçgenden yapamıyorum. Merkez teğet çektik. Merkez kiriş çektik. Uygulayamıyoruz. O zaman ne yapacağız hocam? Kuvvet. O süper. Hocam 6x 4y. Burada bir kuvvet uygulayabiliriz. Değil mi? Şunu kırmızıyla mı yazsam? Evet kırmızıyla yazayım. Şuraya y dedim. Hocam 6 çarpı x y çarpı 4. Yine 2 bilinmeyen var. Kuvvetten de yapamıyorum. Tüh. Zaten 8'i kullanmıyorum. Ee, şey yaparsam kuvvet yapmaya çalışırsam. Ne yapmam lazım o zaman? O zaman hocam buradaki yayları kullanmam lazım benim değil mi? Yayları kullanayım. Zaten ben ne diyorum size? Dik üçgenden çıkmadıysa kuvvet, kuvvetten de çıkmadıysa benzerlik. Benzerlik için ne yapıyorum? diyorum? Açıya dal diyorum. Soru zaten seni yönlendiriyor. Bak ben bu yayları eşit verdim sana diyor. Ona göre bu yayları kullan diyor. O zaman bak bu yayı mesela kullanacaksan bu yayı gören burada bir çevre açı var. Buraya bir alfa dersem Alfa ise gördüğü yer 2 alfa. Hocam burası da 2 alfa. A 2 alfa ise burası da alfa oldu mu çevre açıdan dolayı oldu. Olay bitti kardeşim. Niye? Bak birer açılar eşit. Şu kalıp çok karşımıza çıkıyordu arkadaşlar. Evet şu üçgen ile dikkat ederseniz şu üçgen ile şuradaki büyük üçgende eşitlik açı var mı? Var. Alfa ile alfa. Ortak açısı var mı? Var. Ortak açısı da şurası. Alfa karaladığım 3. açıya çift çizgilersem, dersem alfa karaladığım 3. açıda 180'e tamamlayan açısı yine çift çizgi olmak zorunda. Evet benzerliği uygulayalım. Alfanın karşısı 4, alfanın karşısı 8. Oo süper. 1'e 2 oran var. Yine kafadan yapabilirsin. Karaladığım açının karşısı 6 ise karaladığım açının karşısı 12 diyebilirsin. Bir işime yaramadı gerçi. Çift çizginin karşısı 8 ise çift çizginin karşısı 1'e iki 2 orandan dolayı 16 diyebilirsin. O zaman burası 16 olduğundan dolayı buraya ne kaldı? 12 kaldı arkadaşlar. E bizden X isteniyor hocam. E, X de artık bulabiliriz. Çünkü karşılıklı kenarlar çarpımları birbirine eşittir. Kuvvet yok mu arkadaşlar burada? Evet var. Kuvvetten en azından şu Y'yi buldum. Biraz önce de zaten kuvvetten bulamamıştım ama y artık bulunduğu için karşılıklı kenarlar çarpımları birbirine eşit. Yani 12 çarpı 4 eşittir 6 çarpı x'ten çok rahat bir şekilde bulabiliriz. Hocam ben kuvveti yapmak istemiyorum diyenler şuradan da şöyle bir çizgi çizip de ya da öbür taraftan çizip de yine benzerlikle yakalayabilirsiniz arkadaşlar. Ama iki tane benzerlik sanki bu soruyu biraz karıştıracak. Siz yine de kuvveti bilin diye tavsiyede bulundum. Kardeşim niye bilmiyorsunuz? Özellikle iç kuvvet çok kolay. Karşılıklı çarpımları birbirine eşit. Yani 12 çarpı 4 6 çarpı x'e eşit olacak. 6 ile 12 sadeleşti. Burası 2 yaptı. O zaman 4 kere 2 de 8 yapar. X uzunluğu arkadaşlar. Evet temel mantık bu. Bu yapıda olan herkes çemberde uzunluğu çok rahat bir şekilde çözer. Hangi kafada olan? Dik üçgen çiz. Yani sorulara bakarken ilk önce ne? Dik üçgen. Anahtar kelimelerle yapmaya çalış. Olmadı kuvvet olmadı benzerlik. Bu yöntemden yap. Ama şunu da hiçbir zaman unutma. En etkili silahın tabii ki yarı çap. Yarı çap çizmek kardeşim. Yarı çap, yarı çap, yarı çap. Tamam Olay bu. Çemberde uzunluk bitti arkadaşlar. Tabi bu hafta bir şeyi de anlatacağız. Çemberin çevresi ve yay uzunluğunu da anlatacağız. Bir sonraki videoda ay bitmemiş, bitmemiş, bitmemiş. Şu soru varmış. Adam şunu atlıyordum. Bu da zor soru. Ha. Ödüllü soru verdik arkadaşlar. Geçenki şeyde verdik. Buna bir ödül vermeyelim. Ee, bununla ilgili kitaplar formülde veriyor. Onu da söyleyeyim. Formülde ne biliyor musunuz? Eee şu iki doğruya teğet ya bu kiriş, kirişe indirilen şuradaki kiriş şu kiriş ya kirişe indirilenin karesi diğerlerinin çarptığına eşit. Örtlet gibi düşünün. Altının karesi 4 çarpı x'e eşit. Yani x buradan kaç geldi? 9 geldi. Tamam arkadaşlar. Konu bitti. Bu kadar. Der miyim ben böyle göstermeden böyle özellikle gider miyim? Gitmem. Özelliği kim şey yapar arkadaşlar? Ee, o zaman biz her soru tipine ait bir özellik yapalım. Bu soruyu gördüğünde bu özelliği uygula. Bu soruyu gördüğünde bu özelliği uygula diyelim değil mi? Ya kitaplara da o yüzden biraz karşıyım arkadaşlar. Her soru tipini böyle formül olarak veriyorlar ya. Hatta şöyle diyorlar. Buraya H diyorlar, buraya P diyorlar, buraya K diyorlar. H kare eşittir P çarpı K. Sen zaten e, kuralda böyle verirsen H P K verirsen zaten ökliti çağrıştırırsın o şekilde yapar. Ama sayılar böyle gelince a diye kalıyoruz. Neyse birlikte yapalım arkadaşlar. Soruyu anahtar kelimelerle yapamıyorum. Merkez yok zaten. Olsa bile merkez kiriş çektik. Bu kiriş olmadığı için uzunluğu olmadığı için işime yaramıyor değil mi? Yok dik üçgenden kesinlikle ama kesinlikle çıkmayacağı belli. Dik üçgenden çıkmazsa nereden yapıyorduk arkadaşlar? Kuvvet. Kuvvet var mı? Yok. Kuvvet yoksa ne yapıyorduk? Benzerlik. Benzerlik için açıya dalacağız. Da Hocam burada teğetlik var. Teğetlik tabii ki bizim için önemli arkadaşlar. Teğet giriş açıyı oluşturmamız lazım. Ne yapmamız lazım o zaman arkadaşlar? Ne yapmamız lazım? Şöyle bir şey yapalım mı? Hocam şu teğet, teğet giriş açı şöyle oluştursak ya da dik üçgen. Bak burada da dik üçgen iki tane dik üçgen oluştu. Hatta burada da bir teğet giriş açı oluştursam ya da iki tane dik üçgen oluşuyor mu burada? Oluşuyor. A hocam teğet giriş açı. Şuraya sen alfa dersen bak A diyelim buraya. Tamam mı? A açısı diyelim. Buraya A dersen gördüğü yay kaç A oldu? 2 A oldu bu. Teğet giriş açı 2 A. 2 A hocam burayı görüyor. O zaman burası da A oldu. O süper bir şey. A 90 buraya da B dersem A 90 sa burası da B oldu. Yani şu üçgen ile şunu daha fazla karıştırmayayım. Şu üçgen ile şu üçgen birbirinin tıp benzeri oldu arkadaşlar. Hatta güzel bir benzerlik çıktı burada. Alfanın karşısı 4 bölü alfanın karşısı 6. Yani kaç bölü kaç? 2 bölü 3. Değil mi? Alfanın karşısı 4 bölü alfanın karşısı 6. 2 bölü 3. O zaman B'nin B'nin karşısı B'nin karşısı. Valla bunlar ayrı gayri yerlerde hiçbir işime yaramayacak gibi. Ama 90'ın karşısı ve 90'ın karşısı dersem en azından şu dik üçgenlerinde bir şey oluyor arkadaşlar. 90'ın karşısı 2K ise buradaki 90'ın karşısı da 3K olur mu arkadaşlar? Olur. Peki. Benzerlik oranından yazdık. Başka ne yapalım arkadaşlar? Şuradaki teğet giriş açıya dalayım. Şuraya da ben ne diyeyim? C açısı dersen teğet giriş açıdan gördüğü ya 2C. Hocam 2C ise bak burası da çevre açıdan dolayı C oldu. Şurayı sileyim isterseniz. C 90 buraya D açısı diyecek olursam. C 90 ise burası da D açısı olur. 90'a tamamlayan açısı. A hocam şu üçgen ile de şu üçgen benzer oldu. Benzerlik oranında 90'ın karşısı 2K iken 90'ın karşısı 3K oldu. 2 bölü 3 yazalım o zaman. 2K'nın 3K'yı oranı. 90'ın karşısı 2K bölü 90'ın karşısı 3K eşittir. C'nin karşısı var burada. 6 bölü C'nin karşısı X yapar arkadaşlar. O zaman buradan K'lar nanay. 2x eşittir 18 ise x de buradan kaç gelir? 9 gelir arkadaşlar. Yine aslında nereden çıktı? Ee, benzerlikten çıktı arkadaşlar. Evet, böylelikle benzerliği bitirdik arkadaşlar. Bir sonraki videoda nerede çemberde Ç çemberin çevresi veya uzunluğu formülünde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.